Beyin temelli egzersizin felsefesi, hani eskiden insanlar işte ava çıkarlarmış, mamut ya da dinozor peşine düşünce çak 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 koy. O temelde bir şey mi? Çok güzel soru. Şöyle anlatayım size. Aslında o temelde bir şey ama o temel bize bir bedensel ayar veriyor. Biz o ayarı buraya bir stres yüklüyor herhalde değil mi? O bedensel ayarı kullanarak aslında aynı şeylere benzer işlerle kendimizi geliştirebilir, vücudumuzu geliştirebiliriz ve daha sağlıklı olabiliriz. Ama hiç ona uygun bir ortam yok ki. Egzersiz dediğimiz şeyi bile zihnimizde yeniden üretiyoruz. O plakalar, ağırlık kaldırmalar vesaire. Ama bunları biz yeni ürettik. Bunların bize faydalı olup olmadığını bilmiyorduk. Faydalı olduğunu bildiğimiz şeyler eskiden atalarımızın yaptıklarıydı. Onlar hayatında ne yapıyorsa, evet onlar bize de faydalı olmuş ki bugün burada bu yayını gerçekleştirecek kadar bir hikayeyi başarıyla getirdik. Ama o ayarlara yeniden sinir bilim, genetik bilim ve fizyoloji açısından baktığımızda bugün inşa ettiğimiz geleneksel spor salonları mantığıyla geçmişte atalarımızın yaptığı hayatındaki hareketler hiç uyumlu değil ve beyin temelli egzersiz açısından bunları yeniden bakmamız lazım ki daha sağlıklı yaşayalım, kendimizi daha güzel geliştirelim, üşengeçleri sağlıklı yaşayabilmek için harekete teşvik edelim.